Evet efendim bugün sizlere SA-SA Helium Krater isimli tüfeği bir deneyeceğim ee, Bakacağım nasıl bir şeymiş, nasıl bir şeymiş, nasıl bir şeymiş, nasıl bir şeymiş Kendisi ee, yanlış hatırlamıyorsam böyle hmm, Hızlı baya baya hızlı baya güçlü Menzili baya yüksekti baya derken yani 3-4 puan yüksek ee, Ki bu piyade tüfeklerinde çok büyük fark demek Diğer tüfekler genelde 14, 15, 16, 17 iken bu 22 puan menzile sahip uzun menzilli bir tüfek. Bayağı uzun. Hatta belki şu an benim elimde olan en uzun menzilli piyade tüfeği bu piyade için. 30 maliyeti kendisi ama işte mesela şunla geliyor, şu dürbününe geliyor. Ama modlama var arkadaşlar bunlarda. Hmm, beyazlar düşmanlarımızmış oluyor. <laughs> Brus Modlama var arkadaşlar bunlarda. İşte modlayınca e, mesela bunun yanına bu çıktı. Taktım hemen. Dürbünü daha çıkaramadım. Oynadıkça açılıyor. Operasyon görevleri yaparsanız bu tüfekler elinizde açılıyor hepsi de arkadaşlar. İşte mermi 30'du. Jajor kapasitesi. Ben onu modladım. Hemen 60'a yükselttim ki bu tüfeği aynı zamanda hem PvP şampiyonu yapıyor. PvP'de tercih edilebilir sağlam bir tüfek yapıyor. Zaten öyle de yani. E, 60 olması hem de PvD operasyon görevlerinde filan e, PvE görevlerinde oynanabilir bir hale getiriyor. Sen Seni görmedim sanma maymun. Mesela PvP'de de aslında bayağı bileği bükülemez bir hale getiriyor sizi. Şey derdi yok. Bir kişi vurdum, iki kişi vurdum. Şimdi mermi biter. Çünkü tüfek bayağı seri hızlı bir tüfek olduğu için mermileri 30 iken akıp bitiyordu. Ee, normalde. Oğlum benim niye burada çıkarttım Ne işim var bunun tepesinde? Tövbe estağfurullah. Normalde sıkıyorsun hemen bitiyordu. 30 iken. Şimdi 60 mermi abicim. Boru değil yani. Baya ee, bayağı yüksek bir şey. Oğlum yavaş. Hani vuruyorsun. ikinci üçüncü, dördüncü hedefe sıkarak devam ediyorsun. Öyle bir hale getirmiş PvP'de bayağı bir vazgeçilmez olacak. Bu tüfekleri elde edebilirseniz bu oyunda vazgeçilmez olur PvP'de bence. Şu anda Warface bunların bazen özelliklerini kısı, kırpıyor. Etkisiz hale getiriyor. Yeni yeni şeyler çıkarıyor para kazanmak için. Yanlış bence. Onun yerine mesela operasyon görevleri getiriyor yeni yeni e, oyunu canlı tutmak için. Ya onu öyle yapacağını Bu bitti de kapatmıyorsan bile kalıyorsa kalsın. Warface 2 diye bir oyun yaptık de içeriği hazırla hemen e, 50 dolara sat. Paralı yap onu da sat. Adam bir demlik bir 1000 lira, 800 lira, 700 lira falan bir çere versin. Her şey şey olsun. Nasıl ki bunun işte şu dürbünü oynadıkça açıyorsun. Bilmem nesi oynadıkça açıyorsun. Bilmem nesini kasıyorsun da mermisini çoğaltıyorsun falan. O şekil olsun kardeşim. Ee, biz şey yapıp da hmm, oyundaki zımbırtıları kasıp da çıkaralım. Oyunu bir kere satın alalım. Alalım ama yani çünkü aldığımız zaman da hile azalır. E, oyun paralı olduğu için beleş olmadığı için. Çünkü bazı oyuncular maalesef oyuna para vermiyorlar ama hileye para veriyorlar. Hatta banlansalar da e, hileyi tekrardan tekrardan bir yeni bir hesap açıp e, yeni bir şeyler şey yapıp o hileleriyle oynamaya devam ediyor onlar. O bir durum be. Bunlar da çok feci şekilde üstümüze geliyorlar. Of oğlum biri sıktı biri flash attı Bunu, Bunlar ne oğlum canavar mı lan bunlar? İşte o ben biraz beceriksizim. İyi oynarsam orada işte 3 kilardım mesela derim. Mermisi bitmiyor abicim. Düzgün oynarsanız mermisi falan filan bitmiyor. Çatı çatı vurup devam ediyorsunuz hiç. Mermisi çok. Bol bol mermisi var. Sağlam tüfek. Bir bu bir de Çetin diye bir zırh seti var. Ne sıkıyorsun oğlum bir dur. Çetin diye bir zırh seti var arkadaşlar bir de yani oğlum gelmeyin gelmeyin bro düşman mısınız öyle ya bir dur acık hava atayım ya milleti vurayım Çetin diye bir zırh seti var arkadaşlar onu da taktığınızda hani baya zırh puanlar falan yüksek o zırh setinin o da dereceli maçlarda ranket'te onu para vermeden çıkarabiliyorsunuz onları Mesela bu oyunda bazı sniper tüfekleriyle böyle 400 hasarlı falan tüfekle sıkıyorsun adama Adam tek yemiyor bazı adamlar. Hani o o chat'in zırh setinden takmış demek mesela o. Bro, herkese de bu silahlar var lan. Bu da aynısı değil mi? Seah Helion. Adam 3 şey takmış. Bayağı kasmış herifçi olur. Bayağı bir geliştirmiş. Ben sadece mermisini çoğalttım. Evet böyle bir tüfek efendim. Canavar gibi bir şey arkadaşlar. Favoriniz olur. Daha sonra da ya işte eski tüfeklerimiz artık para etmiyor. Bu ne ya birader falan dedirtir size. İleride gelecek sene falan kırpar böyle şeyini gücünü. Şimdi ne krala bu tüfekler şimdinin. <laughs> Warface'i ne zamanki halleri yani. Ha tamam. Vuramayınca molotov at. Bak bir de. Ya illa alacaksın yani beni. Terbiyesiz. Hmm, Terbiyesiz yaşayıcı gidiyor. Oğlum ya. Oğlum ya bir durun la. Flashback flashback ne varsa atıyorlar ya. Edepsiz herifler ya. Oğlum bir dur da hareket edeyim lan. Biri oradan geliyor biri buradan. En iyisi şuraya çıkayım abicim. Oğlum bir dur lan. Abi ya. Tepesine baktım adamları vuramıyorum. Bende de bir beceriksizlik var. Tam silah denemelik takıma düştük iyi mi? Oha. Hmm. adamlar ya oğlum neye bastım ben yanlışlıkla bu ruh. farenin üstünde düğmeler var arkadaşlar yanlışlıkla bazen basıyorum daha alışamadım. İşte düğmenin birine şey bastım koydum. motofu birine bilmem ne flash bengi koydum. Daha alışamadım. Birine de şeyi smoke koymuşum. Sen oğlum Pislik geber. Biraz iyi oynayayım ya. Bu pislikler beni yenemez öyle. Adamlar. Kafayı oynatmış gibi. Aa bro! 3'ü e, 4'ü e, 5'i e yürürdüm oradan aslında mermim çoktu. Neyse. Oğlum, sis dağıtıyorlar atıyorlar lan bunlar cidden terbiyesiz arkadaş. Bak şurada bir maymun var. Memun ne haber memun? lan onu. Bro. Lan bir dur oğlum dur yavaş. Geç herkes çıkartmış herkese bu tüfek var. Çok da üstün değilsiniz de. Ya işte oyunu eğlenceli hale getiriyor. İyi tüfek. Güzel tüfek. Evet. Bunu canavar sürüsü. Canavar sürüsü. Hayvan gibi oynuyorsunuz ölüm ya. Cidden tam takımına düşmüşüm abicim ya. Hmm. Terbiyesizler. Bırul, öl, öl, öl. Bro. Evet, el bitti. Hmm. Biraz da teknik özelliklerine falan fistan bakayım. Hmm. Evet, aynen işte ee, menzili 22. Ki bu daha geliştirilmemiş hali. Ben normalde işte bir sürü özelliği vardı. Tek bir fazladan iyi ekledim ben buna açıktan Mesela bunu alsan, atış hızını 35 düşürüyormuş. Şu an 720'de 35 düşürürsen aşağı yukarı 600'e falan düşüyor. O zaman değil mi? Atış hızı 600'e falan düşecek, biraz daha fazla tepmeye başlayacak. Şu an neredeyse çok az tepiyor, tepmesi yok gibi. Artı 55 hasar ama. Şu an 104 hasarlı, 55 daha koyarsan 159'a çıkıyor. Hayvan gibi hasarı oluyor ya. İşte bunu takarsan. Hmm, işte bunu da işte evet puanını verip yükseltmesi var. Bu herhalde %5'e falan çıkar. Ee, şunlardan harcayıp da bunu yükseltir maksimum yaparsan. Şunu takarsın 600'lere düşer atış hızı. Bunu da takarsan yanına geri 650'lere falan yükselir aşağı yukarı güçlendirip şunu full yapıp da. Hani 150 150 civarı bir e, hatta yok 55 değil mi? 160 civarı hasarı olan 650 hızında bir piyade tüfeğinin olmuş olur. İşte üçüncü olarak da işte ne bileyim ı, a, mesela bu takılı olur. 30 mermi fazladan. modlarsan canavar gibi olur. E, böyle aslında geldiği gibi de bayağı iyi bir halde tüfek. İşte mesela has menzili iyi bakın. Menzili 22. Var mı böyle 22 olan 15 işte 15 16 buçuk 17 17 17 17'nin üstüne çıkan 17 17 üstüne çıkan yok herhalde Hatta 17 azmış 1 iki tane 17 vardı hep düşük düşük menzili bir bu var 17 buçuk bu seri sıkmıyor bu üç düştü sıkıyor menzili yüksek ama öyle yağdıramıyorsun yani. Mermi hedefin üstüne işte. Bir bu varmış 18 mesela ama bu da şey değil. Piyade tüfeği değil. Atışı hızı çok yük düşük. 250 şey gibi bir şey. Sniper gibi bir şey. 16 13 mü? Çok düşük. İşte hemen hemen en gelişmiş mesela şeye sahip. Menzile sahip bu. Helium. 720 yine çok yüksek bir hız bence. Genelde bunlar 600'lerde falan yani. Aynen. 600'lerde falan. Hele çok yüksek hasarla çok yüksek atış hızını aynı anda tutturamazsınız piyade tüfeklerinde. Ya hızı yüksek hasar düşük olur ya hızı e, düşük hasarı yüksek olur. Mesela bunun olduğu gibi 93 hasarlı ama 610 hızı. Hızı baya düşük. Ee, <laughs> Hızı 720. 104 hasarı var ki bu modlarsanız bunu 160'lara kadar çıkıyor yani aşağı yukarı 155-160. Ee, tam bir yani PvP canavarı bir tüfek. Aynı zamanda PvP'de çoğu tüfekten de iyi olur. Çünkü bu kalibrede olup da 60 mermi kapasitesi olan tüfek yok yani. Demin gördünüz ne kadar kötü oynasam da hani Gafil alarsanız PvP'de 4-5 düşmanı arka arkaya mermilerle tarayıp geçiyorsunuz. Çünkü makine tüfek gibi çok mermili. Böyle güçlü tüfekler genelde piyade sınıfında çok mermili olmaz. Mesela işte benim elimdeki en güçlüler şunlar. Groza neymiş? 32 mermi. Mesela şu 93 ama 20 mermi. Hani hemen zaten çok da yavaş geçiyor. 20 mermi sen karşıya gömene kadar yarım saat geçiyor. Evet böyle bir şey arkadaşlar. Şu çetin zırh setiyle de kullanırsanız bunlar da bayağı kuvvetli. Mesela 280 puan zırhı var mesela. Bayağı bir PvP'de sizi kral yapıyor. Pvye de iyi gider bu tüfek. Ee, 60 mermi az değil çünkü. Şeyde mühendiste biz e, mühendiste Pv operasyon görevi falan oynarken e, 60 mermili tüfekleri şey değil. 100 mermili 60 mermili falan tüfekleri Mesela bu kaç? 50 mermi. Jarjon kapasitesi 50. İşte şu 100. Mikro Johnny vardı mesela o da 60. Hani 60 mermi tüfeği otomatik tüfek makine tüfek niyetini alıp da PvP'ye gidiyoruz. Şey PvE'ye gidiyoruz. O bakımdan da bayağı canavar gibi bir tüfek efendim. Evet bu video buraya kadar. Bu tüfek ile ilgili Warface ile ilgili falan yorumlarınızı videonun altına yazarsınız efendim. Size bir silahı tanıtmış olayım dedim. Geç bunu parayla alamazsınız. Yok herhalde dükkanda. Dükkanda var mı? Bir bakayım hele bir. Hmm. Yani size tanıtmış oluyorum da dükkandan gene bunları alıyorsunuz alsanız da ya da rastgele kutularda belki vardı k parayla. Aynen mesela o Taurus var bakın. Bu varsa hepsi vardı. Helion. Aynen varmış abicim. Evet 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 Helion. Niye Azıcık daha güçsüz. 104'tü değil mi Bendeki de hemen hemen aynıdır. Gerçi 98 A104. Altınından daha da daha güçlü bendeki. Niye öyle? Sea Helion niye öyle abicim? Anlamadım. Niye bu 100 bile değil bunlar? Bendeki niye daha yüksek? Onu anlamadım yani. of ya şu fakir fukaraya verdiğin şeyleri boş de sadece kal para ha. Ve işte sadece piyade olsun baba. Ee, anlamadım. Niye buradaki Helion daha düşük güçte? Altını bile öyle yani. Ki bunu adam para verecek yani bu kutuyu çektiğinde. Hani şu çıkar da. Bayağı bir para harcarsın çıkar da. Şunu çıkması için bayağı kalp para çekmen lazım herhalde yani 100 dolar falan gider ya Şu silahı şu altını çıkartmaya 100 dolar harcarsınız Evet evet Bence harcarsınız çok çok bu Kutudan çıkma oranını yazıyor mu Bir dakika ya yazıyordu sanki oranları Oranı niye yazmıyor Oranı yazıyordu sanki bir yerde be Şu ney Bu tüfeği almak için Teklif ha tamam bu kaç çıkarsa teklif alır peki tamam anlamadım şey insana buna para basacak ee, bu Halin tüfeğine de 99 mıydı o altın olan versiyon 99 bendeki 104 buna gerçek para basacak adam da benimki 104 5 5 hasar daha fazla bendeki tüfekte niye öyle bunun süresi de bitti. Ha şu an siz isteseniz bunu çıkaramazsınız. Şundan çıktı. Buradan aldım ben onları. Ki 13 saati kaldı. Mümkün değil, imkansız. Şu an para basıp K para falan basıp evet evet K parayla şunlardan satın alarak anca halledersiniz. Aynen. Tuhaf ki yani şuradan parayla satın almanız için bile bir 13 saat falan var. Ee, ben bu videoyu yüklediğimde kaç gün sonrasını atarım onu da bilmiyorum. Bitmiş olur muhtemelen bunun etkinlik şeyi. Buradan çıktı bu tüfeklerin dördü de. Ama buradaki tüfek niye daha güçlü diğer versiyonlarda onu anlamadım. Adam parayı bastırıp alsa yine bendekinin aynısını alamıyor. Neyse ama sonuçta dükkandan bir şekilde şans kutusundan falan çıkarabiliyorsunuz ee, ve aşağı yukarı aynı da diyebiliriz yani birkaç puan sadece şeyi düşük. Gücü düşük. 725 atış hızı. 32 şarjör kapasitesi. Acaba bunun da 725 ha atış hızını 725 yapmışlar bu. Bunu atış hızını düşürüp gücünü yükseltmişler. O bu şeysiz hali, takılı olmayan hali. Şu takalım bakayım şuraya. 30. He. Parayla aldığının atış hızı 725. jarjuru 32. Ee, gücü 99. Değil mi? Altın versiyonu. Aslında hemen aynı hesaba geliyor. Azıcık daha hızlı fırlatıyor. 99'luk mermileri. Modlama varsa modlamayla da mesela artı 30 mermi falan koyarsa 60 değil 62 olacak. Mermi de 2 mermi fazla altın versiyonu. Açık daha hızlı, açık daha güçsüz. Aynı sabah geliyor. Ya aynı tüfek, aynı tüfek. Ya, alabiliyorsunuz arkadaşlar şu, şu an bunu o zaman. Almadan önce işte benim açımdan bir deneme yorumlamasını size şey yapmak istedim. Özellikle de hala bunu bol bol Türk oyuncular oynuyor. Türk oyuncusu boyun hala bol bol var. Satın almadan önce böyle bir beni dinleyip de alın diye bir incelemesini çekmek istedim. Ee, dediğim gibi mesela şu modla en azından şu 30 artı mermiyle modlayınca 60 mermisiyle abicim PvP'de siz tam bir dur canavar oluyorsunuz abi. Terminator oluyorsunuz. robocop falan oluyorsunuz. Böyle Rambo oluyorsunuz abi mesela. Gördün abicim vuruyorsun. Çok kolsuz değilsen, çok beceriksiz değilsen 4 tane 5 tane herifçi onu indiriyorsun yine de mermi bitmiyor. Anca bitiyor. Yani üçüncü adamı indirdikten sonra diyorsun acaba mermi bitecek mi lan? Neyse boş ver sıkmaya daha benim diyorsun. <laughs> bayağı çünkü 60 mermi böyle bir tüfek için hiç az değil. Bayağı yüksek. Ee, güzel seri hızlı bir tüfek ben daha çıkaramadım dürbünü çok şeysiz kullanışsız çok yakını gösteriyor ama her yıl Leapers bilmem ne dürbün böyle de bir dürbün verecek ki bunlara yaptıkları dürbünler falan da güzel arkadaşlar özel dürbünler güzel bu serinin bu serinin tamamını inceleyeceğim bu arada size ee, bir iki gün içerisinde bu bunu da göreceksiniz Bob Demikipi Medik Tüfeği Benelli'yi. Bunu da bu tavrusunda incelemesini göreceksiniz. Şu Keltek'i de mesela. Hmm. bakın bunların dürbünleri böyle enteresan enteresan şekilli şukurlu. Hatta buna E'ye basınca ha modu değişiyor yakın. Hiç buna C'ye basıp da ayar çekmenize gerek yok. Mesela uzaktan gelir diye sen şey yapıyorsun ya da işte yakına çekiyorsun oynarken gidiyorsun PHP'de işte şu köşeden biri çıkarsa diye vuruyor, vurayım diyorsun. Hızlı sekmeyin bir tüfek bu mesela. Baktım uzakta bir yere, yolu Hemen E'ye basıp yakınlaştırıp çat 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 indiriyorsun İndiriyorsun Çıkan ekipmanlarını da güzel ayarlamışlar. Hani hmm, bazılarında şey mesela bunu da çıkarttım. normalde böyle geliyor. O kasma yerine kasıyorsunuz. Para mara bir şey harcamanıza gerek yok. Kendine kastığınız zaman çıkarıp ekliyorlar buraya. Hmm. Buna e E'ye basınca bir değişiklik yok bunun modunda ama bu da böyle güzel bir dürbün. Güzel bence. Fıstık gibi olmuş bunun dürbünü falan. diğer tüfeklere hep aynı şeyleri koyuyorlar. Ee, aynı dürbünler, mübünden falan. Mesela bu buna özel bir dürbün. Şunlar ama şu şunlar hepsi hep her tüfekte aynı. Mesela PR, şey mühendis tüfeğinde mes mesela. E hep bu bu nasıl standart? Hep bildiğimiz aynı ekipmanı falan filan koyuyorlar bu tüfeklere. Bu bu seri hariç arkadaşlar bunlara kendine özel bir zımbırtılar koymuşlar. Ee, o yüzden dediğim ki bu bu diğer krater serisi tüfeklerin incelemeye de gelecek bir iki gün içerisinde. Ee, bu video hoşunuza gittiyse diğer videolarıma da bakın. Yüklenmediyse bile ya bunun ardından aynı gün yüklenir ya da yarın yüklenir. Sonuçta 4 tüfek günde 2 tanesini aslan videoların. bunu izledikten sonra bir gün sonra filan hepsi yüklenmiş olur. Hepsini izlersiniz. Ya da belki çoktan yükledim. Sıralamayı şimdi şey yapamayacağım. Planlayamayacağım. Bilmiyorum hangi sırayla yüklerim. Evet. Seah Helion Krater. Reisler P&P için bence 10 numara bir tüfek. Evet çok güzel. Pvde de hem de iş görür bir tüfek. Enteresan bir şekilde. Silah iyi arkadaşlar. Silah iyi. Yalnız işte rastgele kutudan önce çıkarırsınız. Verdikleri bedava alabileceğiniz etkinlik bitti. Şey yapamayacağım. Parası olsa fiyatı da yok işte. Satmıyorlar. Şimdi oradan sen gerçek parayla 100 liralık parayla da çıkarabilirsin. Belki bunu. Belki bir kutuda çıkar. Belki de 1000 kutuda bile çıkmaz şans kutusuna koymaları şeyini de yazmamışlar. O da çok enteresan. Ee, i̇htimali yazmaları lazım değil mi ya? İhtimalini yazmamaları çok tuhaf. Sanki bir şeyin ihtimali yazıyor da bunlar da yazmamışlar. He şu sözleşme gibi bir şey. Ha ha burada yazıyordu. Çok fazla şey var. O yüzden yüzdesini yazmışlar. İşte yüzde 24 bu çıkabilir. Bu çıkabilir. Bu çıkabilir. Yüzde bir milyon kere uğraşırsın bunu çıkaramazsın demek bu yani. 100 kere çekersin yüzde bir yüz kere de bir kere ancak çıkar. Evet, hmm. güzel tüfek arkadaşlar tavsiye ederim. Parasına fiyatına yorum yapamayacağım çünkü dediğim gibi dükkanda yok abicim ancak rastgele kutu, rastgele kutuyla şey yapacaksınız uğraşacağım. bunu mesela aynı tüfeği şuraya koymuşlar. 45 kutusu işte şunu veriyor ama altın olan versiyonu vermiyor ki çok büyük bir fark yok bence ya bir puan hasar bir puan düşükmüş. Geç bunun atış hızı falan da şey bendekin aynısı. He işte mesela şu ucuzdur ya şunu çıkarayım desen yine yani kaç kutuda çıkacağını kim bilir abi. Neyse o yüzden ya yani ne kadar parayla bunu alan insanlar ne kadar parayla bu tüfeği elde edebilirler. Cidden işin fikrim yok. Bir sürü para da harcayabilirler. Fiyatına bir yorum yapamayacağım ama işte silahın kendisine yorum yapacak olursam PP'de de PV'de de 10 numara 5 yıldız tüfek. 5 yıldız bir tüfek arkadaşlar cidden. Hani gavurlar şöyle el işareti yaptı şey derler ya durun. Gavurlar deneyim. Gavurlar şey yapayım. Bir dakika. Videoyu şöyle bitireyim en iyisi. Guys. This rifle is Perfect.